görüş. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası terörist başı Öcalan'a umut hakkı tartışması da başladı. Öcalan'a tecritin kaldırılması için avukatlar harekete geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2014'te verdiği kararda yeniden gündeme geldi. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Tecrit kalkacak mı? İmralı Kandil'e çağrı yapacak mı? Bahçeli'nin o çıkışı sonrası bu sorulara yanıt aranırken terörist başı Öcalan'a umut hakkı mümkün mü tartışması da başladı. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken terörist başı Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için avukatları harekete geçti. İmralı'ya gitmek için başvuruda bulundular. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bahçeli'nin umut hakkını gündeme getirmesi de çok konuşulmuştu. Müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin belirli sürelerde ihalinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine deniyor o hak. Yani mahkumun bir gün cezaevinden çıkacağı umudunu korumasını ifade ediyor. Ve her mahkum umut hakkından faydalanamıyor. Hodri meydan. Buna varız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan'ın umut hakkı konusunu 2014 yılında değerlendirmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverilme hakkı olmaksızın infaz edilmesiyle tecrit uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti. Değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. AİHM'in kararı Türkiye tarafından kabul edilmemişti. Bu konuda yasal düzenleme yapılsa bile hukukçular Öcalan'ın cezaevinde geçirdiği süreye dikkat çekiyor. Genel görüş terörist başının koşullu salıverilme süresinin 2035'te dolacağı yönünde. İYİ Parti Genel Başkanı Musa Avat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi ve grup kürsüsünden ip fırlattı. Dervişoğlu'na Bahçeli'den karşı hamle gecikmedi. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna al. MHP liderinin 2013 yılındaki Erzurum mitingini hatırlattı. Grup kürsüsünden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu'nun o hamlesine Bahçeli'den de anında yanıt geldi. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin ezber bozan çağrısına sert tepki gösterdi. Ses tonu da bir hayli yüksekti. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Haydi oradan. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. İYİ Parti grubu Dervişoğlu'nu ayakta dinledi. MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş o anları gözyaşlarıyla takip etti. Bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydi. Dervişoğlu'nun Özgür Özel'in açıklamalarına da itirazı vardı. El yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır? Kürtlere devlet vaat ediyormuş. Kürt kardeşlerimiz bu devletin bizim gibi ortaklarıdır. Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi Bahçeli makam odasına asmak için istedi. İYİ Parti Genel Başkanı'na MHP liderinin o talebi de soruldu. Biz de araştırıyoruz. Bulursak çok arzu etmeleri halinde göndeririz. O ip kalabalıkta kaybolmuştu. Daha sonra bulundu ve MHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Bahçeli işte bu pozu verdi. Bu ipi baş köşede başının ucuna al. Ümit Özdağ ise Zafer Partisi'ne üye olun çağrısı yaparken BBP lideri Destici de Bahçeli'nin çağrısını değerlendirdi. Gazi Meclisimiz terörist başı Öcalan'ın konuşabileceği bir yer asla değildir ve buna rıza göstermeyiz.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemi belirleyen açıklamasının yankıları sürerken CHP lideri Özgür Özel Diyarbakır'daydı bugün. TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından programını iptal etti. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu da olağanüstü toplantıya çağırdı. Korkunç saldırıyı lanetledi, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Tüm programını iptal ederken CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu da acil toplantıya çağırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi İmralı çıkışı sonrası Diyarbakır'daydı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi terörün durması için, terör örgütünün ortadan kalkması için Türkiye'nin 86 milyon birden barış içinde kucaklaşabilmesi için atılacak her adımı da önemsiyor ve engel olmayacak. Kimin sözü varsa da kıymetlidir, söylesin. Öncesinde ise CHP lideri kadın örgütleriyle buluştu. CHP engel olmayacak dedi. Sorunun Öcalan'ın mecliste konuşmasıyla çözülemeyeceğini söyledi. Sayın Bahçeli'nin söylediği söz, bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek bir kürsü, oradan söylenecek bir söz, lav olacak bir örgüt ve her şey tamamdırsa maalesef hiçbir şey tamam değildir o anlamda. CHP lideri Özgür Özel Kürt sorununun yok sayılamayacağını söyledi. Hükümete samimiyet çağrısı yaptı. El yükseltiyorum diyerek grup kürsüsünden yaptığı açıklamanın eleştirilmesine tepki gösterdi. Kürtlere devlet vaat ediyorum dedim. Cümlenin buraya kadarki kısmından bile medet uman bir kötücül akıl var. Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı Özgür Özel. Eşit yurttaşlık istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Valiliği ziyaret etti. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü noktaya karanfil bırakan Özel esnaf turu da yaptı. Gel Diyarbakır'a gelip 8 yaşındaki Narin bilinmezlerin içinde yok olup gitti. Ölümüyle ilgili tam 14 sayfalık iddianame hazırlansa da sorular yine yanıtsız kaldı. Gözler Kasım ayındaki duruşmaya çevrilirken cinayete dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Küçük kızın öldürülmeden bir saat önce köyde koşup oynadığı, öldürüldükten sonra da cansız bedeninin araçla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Katledilmeden önce kameralara yansıdı. Başına gelecekten habersiz koşup oynadı. Bu görüntüden bir saat sonra öldürülen Narin, cansız bedeninin bulunduğu dereye işte bu araçla taşındı. Tavşantepe köyünde yaşanan esrarengiz cinayet, 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasından 19 gün sonra ortaya çıkmıştı. 2 ay geçti, gizem çözülemedi ama dehşet gününe ait yeni görüntülere ulaşıldı. Bu görüntü Narin kaybolmadan bir saat öncesine aitti. Küçük kız her şeyden habersiz böyle koşup oynuyordu. Bir diğer görüntü ise vahşetten hemen sonrasına aitti. Narin öldürüldükten sonra bir çuvala konulup Eğer Tutmaz Deresi'ne götürülmüştü. İtirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araçla dereye götürüldüğü anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Vahşetin iddianamesi 60. günde tamamlanmış. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, amca Salim, abi Enes Güran'la itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. 14 sayfalık iddianamede Narin'i kimin ve neden öldürdüğü belirlenemezken 4 kişinin yargılanacağı davanın duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Tarım Bakanlığı'nın gıda sahtekarları listesine her geçen gün yeni firmalar ekleniyor. Zeytinyağı, kaşar peyniri, bal ve dana eti liste yine kabarık. Gıdada bilinen hileler açıklanan listeyle bir kez daha gözler önüne serilirken bazı kasapların sattığı dana etinde at ve eşek eti tespit edildi. Peki bu nasıl olabiliyor? Şov Haber yanıtını aradı. Bakanlık yeni taklitçileri açıkladı. Dana etinde çıkan tek tırnaklı eti yok artık dedirtti. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle olabilir. Yani karışık dizebilirler. Tarım Bakanlığı'nın taklit ve taşiş yapan firma ve restoranları ifşası sürüyor. Açıklanan son listeye Adana ve Mersin Mezitli'deki 3 kasap da girdi. Tek tırnaklı hayvanın etini lot olarak böyle bu hale getirerekten normal şu etin içine dizdiğin zaman
herkes bunu çözemez. Şimdiye kadarki ifşalar arasında aslında en şaşırtıcı olan ifşa da bu oldu. Çünkü Mersin Mezitli'deki kasapta bulunan dana etinde ve Adana'daki o iki kasapta bulunan kırmızı etlerin arasında tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Peki bu nasıl mümkün olabildi? Şey de olmuş olabilir mi? Sürtünme de olmuş olabilir mi? Yani yok, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey mümkün değil. Yani dediğim gibi onu karkas olarak kemiksiz yaparlar. Lop olarak içine dizip koyabilirler. Peki dana etine, örneğin kuşbaşının içerisine karıştırılmış at ve eşek etlerini tüketici çıplak gözle baktığında henüz pişirmeden fark edebilir mi? Sorunun yanıtı maalesef olumsuz. Tespitlisi mümkün değil. Ha kıyma deseniz kıyma olarak çeker. Yani o tespit edilebilir ama lop et biraz zor. Manisa Kırkağaç'taki iki firmanın köfte ve pide arçlarında tek tırnaklı eti, Mezitli'deki başka bir kasaptaki köftede kanatlı eti bulunduğu tespitlerine yer verildi. Karışık lopetere koymuş, onun müşterinin seçmesi mümkün değil. Onu pişer biri pişer biri pişmez oradan anlaşabilir. Renginden belli olur çünkü normal tırnaklı hayvan eti esmerdir. Normal o da inek falansa inek etine karıştırdığı zaman inek eti esmer olur. O zaman çözemezsin abi, karışık da olsa çözemezler yani. Kabarık liste et ürünleriyle bitmiyor. Kekik balında taşı, Mersin Mut'taki bir kaşarda da olmaması gereken düşük oranda yağ çıktı. Listenin geri kalanı ise natürel sızma zeytinyağı sattığını iddia eden gıda sahtekarlarının isimleriyle dolu. Aydın Köşk'te ve Muğla'nın Dalaman'la Datça ilçelerinde toplamda 5 zeytinyağı firmasının ürünlerine tohum yağları karıştırdıkları tespit edildi. Dünyasını şaşkına çeviren bir olayla devam ediyoruz. Acil servise getirilen 18 yaşındaki kızın yemek borusundan 18 santimetre uzunluğunda yemek çatalı çıktı. Doktorlar çatal vakasını bilimsel makaleyle dünyaya duyuracak. Büyük bir cismin yutulması, sıra dışı böyle bir cismin yutulmasıyla karşılaşmamıştım. Boğazından nasıl geçti doktorlar bile anlamadı. Koca yemek çatalını yutan genç kız tıp literatürüne girdi. Biz tabii ki tedirgin eden nokta yemek borusunun yaralanması. Şaşkınlık yaratan olay Aydın'da yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine yabancı uyruklu bir hasta getirildi. 18 yaşındaki kız iddiaya göre yemek çatalı yutmuştu. İlk önce bunu tam doğru olmadığını düşündüm. İddia röntgenle doğrulandı. 18 santimetre uzunluğundaki çatal genç kızın yemek borusunda dik halde duruyordu. Bir çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor. Çünkü oldukça büyük. Endoskopi ile çıkarılamayan çatal ameliyatla alındı. Midenin içinden bunu çıkarmak şeklinde bir strateji izledik. Genç kız sağlığına kavuştu. Olay doktorların makalesiyle literatüre de geçecek. Onun işi dolandırıcıların iplerini pazara çıkarmak. Coşkun Yıldız, namı diğer dolandırıcı savar adam, vatandaşın parasına göz diken uyanıklarla konuşup onları afişe ediyor. Son macerasında ekibimiz de yanındaydı ve bakın neler yaşandı. Tereddütlerimde yok değil yani aslında. Güven konusunda içiniz rahat olsun. İnsanların iyi niyetlerini suistimal eden kötü niyetli insanlar. Çete gibi. Doğru mu yaptığınız insanları dolandırmak? Instagram kullanıcılarının hesaplarını çalıyorlar. Sonra o hesabın gerçek sahibiymiş gibi mesajlar atıyorlar. Takipçilere 20-30 kat kazanç vaat ediyorlar. 3-5 kuruşa göz dikiyorsun. O çete yine kurban peşindeydi ama bu kez sert kayaya tosladı. Yine bunlardan biriyle karşı karşıya kaldık. Coşkun Yıldız, namı diğer dolandırıcı savar. Çevresinde bu şekilde biliniyor. Çünkü sosyal medyada çetelerin yaptığı dolandırıcılıklara kanmıyor, kanıyormuş gibi yapıp onlarla konuşmaya başlıyor. Amacım da insanları uyarmak, insanları ikaz etmek. Coşkun Bey yine geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının hesabının çalındığını gördü. O da hemen devreye girdi ve dolandırıcıyla konuşmaya başladı. Bir arkadaşı aradım. Dedim ya bak, bilgin var mı? Senin hesabını hacklemişler. Ya biliyorum abi dedi, maalesef. Dedim yani izin olursa onlarla biraz oynamak istiyorum. Şimdi onun deyimiyle dolandırıcılarla biraz oynayalım. Telefon numaralarını aldık. Arayacağız. Bakalım nasıl kandırmaya çalışıyorlar ve ne vaat ediyorlar. Çağrı Bey merhaba. Merhabalar. Yani 10 bin lira düşünüyorum ama bunu iki parça halinde yapayım istiyorum. Bir 5 bin yapacağım. Yatırımlarımız kesin kazançlıdır, garantilidir. Tereddütlerimde yok değil yani aslında. Güven konusunda içiniz rahat olsun. Sizlere muhasebecimizin IBAN numarasını atalım, başlayalım. Evet. Şu an yanımda da bir arkadaşım var, o da bir şey soracak. Merhabalar. Merhabalar. Ben Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir. Şu anda kayıttayız. Bu şekilde doğru mu yaptığınız insanları dolandırmak? Senin
Küfür etti, kapadı. Evet. Biz nasıl bu hale geldik? 5000 lira vereceğim, bir saat içinde 86.500 lira alacağım. Yok ki böyle kolay bir kazanç. Aleyna Kalaycıoğlu katıldığı yarışma programıyla adını duyurmuş, sonra da şarkıcılığa soyunmuştu. Genç kadın doktor hatası yüzünden kız kardeşinin yatağa mahkum olduğunu iddia etti. O ve annesi 11 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesini bakın nasıl anlattı. Cansu Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu. Yürüyerek, konuşarak, görerek hastaneye götürdüm. Kardeşim %98 engelli bir şekilde bize geri teslim ettiler. Yürüyerek girdiği hastaneden SDV çıktı. Bir daha da ayağa bile kalkamadı. Fenomen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yatağa mahkum kardeşi yüzünden hem üzgün hem de isyandaydı. Hoş geldin Cansu. Cansu Kalaycıoğlu 11 yıl önce yaşadığı kilo kaybının nedenini öğrenmek için doktorun kapısını çalmıştı. Ama iddiaya göre şifa bulmak isterken hayatı karardı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu'nun iddiaya göre doktorların koyduğu yanlış teşhis dolayısıyla %98 engelli raporu var. Potasyum düşükken yüksek dozda insülin verildiği için organlar şoka giriyor. Bunun sebebi de 3 tane doktorun ihmali ve yanlış müdahalesi sonucu. Genç kadın görme konuşma yetisini kaybeden, yürüyemeyen kardeşi için 11 yıl önce hukuk mücadelesi başlattı. Benim şu anda tek istediğim şey davanın bitmesi ve benim kardeşimin artık sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi. Sadece adalet istiyorum. Kalaycıoğlu ailesinin tek isteği sorumluların bir an önce cezasını bulması. O içeri girecek. Ben bunu görmeliyim. Gelin şimdi size dünyaya gözünü hatalar zinciriyle açan bir adamla tanıştıralım. Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş, 59 yıla 5 isim ve 5 kimlik sığdırdı. Adının yanlış yazılması yüzünden emekli bile olamadı, açtığı davayı da kazanamadı. Ergün Akbaş doğum kağıdı, Ersin Akbaş, Ersun Akbaş, bunların her birinin içinde kaybolduk gittik. Ersin, Ergin, Ergün, Ersün, Ersun. 5 farklı adı, 5 de farklı kimliği vardı. Ersun'uyla Ersin'i birleştirip emekli olmak istiyorum. Kimliğime tapu istiyorum. İsim bilmecesi yüzünden hayatı Arap saçına dönen adam bir de üstüne emekli olamayınca çileden çıktı. Yani kim müfettiş görevlendirseler her şeyiyle ortaya çıkacak. Allah rızası için bana yardımcı olunsun. Ben bıktım artık, yoruldum. Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş bu dünyaya gözünü büyük bir sorunla açtı. Nüfus memurları kimliğinde adını da cinsiyetini de hatalı yazmıştı. O hata düzeltildi ama aksilikler peşini bırakmadı. Askere Ersin Akbaş olarak gittim 86 yılında. Askerden geldim, ikinci bir sefer askere Ersin Akbaş olarak alındım 90 yılında. 24 yıl ağır hapisle cezalandırılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir. Tıpkı Pardon filmindeki gibi yanlışlıkla cezaevinde bile yattı. 59 yaşındaki adam emekli olabilmek için isim tespit davası açtı. Bağkurluydum, borcumu ödemek için gidiyorum. Kabul etmiyor. Borcunuz diyor ki senin ismin Ersün olmuş. 2006'da bu yüzden dava açtım kendime. Davayı kazandık. Borcumu ödemek için gidiyorum. Diyor ki borcunu alamayız. Ne oldu? Diyor ki ismin değişmiş, Ersin olmuş ismin diyor. Kayıtlara göre Ersin'in sigortası yoktu ama Ersin'in vardı. Davanın reddiyle emeklilik hayali suya düşen adam kime ne diyeceğini şaşırdı. Emekli de olamıyorum. Ya benim elimde olan belgenin devletin elinde olmaması tuhaf gelmiyor mu? Türkiye'den Irak'a çalışmaya giden işçiler iddialarına göre pasaportlarına el konularak inşaatlarda çalıştırıldı. Üstelik şirket binlerce dolar alacaklarını da ödemedi. Açık bir cezaevinden duruyorlarmış gibi orada o şekilde duruyorlar. Benim 20 bin dolar üzerinde alacağım var. Hakkımızı istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani hakkımızı versinler. Pasaportum onlarda, nasıl geleyim? Kimi aylarca, kimi yıllarca Irak'ta çalıştı. Ne paralarını ne pasaportlarını alabildiler. Kaçmaya çalışan arkadaşları ise Kuzey Irak'ta öldürüldü. Bir arkadaşımız da orada öldürüldü. Kaçakçılar bana bir video attılar. 8 Ağustos gibi cesedi bulundu. Ortakları arasında bir Türk'ün de bulunduğu o şirket Kerkük'te atık su tesisi inşa ediyor. Gelen işçiler çalıştırılıp maaşları ödenmeyip
ellerine bir kağıt tutuşturulup Türkiye'ye gönderildi. Alacağım paranın miktarı böyle bir kağıt verdiler, sonra vereceğiz dediler. Evet. 7500 dolar. 20 bin dolar. 20 bin dolar. 42 bin dolar. Evet, kimisinin 7500 dolar, kiminin ise 40 bin dolardan fazla alacağı var. Toplamda 70 civarında işçi şirketten yaklaşık 600 bin dolarını aylardır alamıyor. Kurban bayramını görmezsiniz. Bayramdan sonraki mesaide hemen parayı getiriyoruz. Iraklı patron son sözü kurban bayramı öncesinde böyle vermişti. Ödenek olmadığı için ödemeler yapılmadığını söylendi. Peki binlerce dolarlık alacağını alamayan işçiler neden işi bırakıp Türkiye'ye dönmedi? Çünkü iddialarına göre pasaportlarına el koyulmuştu ve şantiyeden çıkamıyorlardı. Yani adeta esirdiler. Ama elçilik bir de sırtını döndü. Şirketle uzlaşın öyle gelin denildi. Şirketin muhasebecisi Haldun Eruzun ise iddiaya göre Iraklı patronlar tarafından tehdit edilince geçen yaz şantiyeden kaçtı. Kuzey Irak'ta faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Habur Çayı'nda öldürülüyor. Şirketten şüpheleniyorum çünkü şirket hakkında oğlum elinde bir belge olduğunu ifade etmiştim. Sonunda pasaportlarını ele geçirip yurda dönen işçiler patronları hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldu. Gül döktüm yollarına şarkısı İstanbul'da gerçek oldu. Henüz kim olduğu öğrenilemeyen bir romantik İstanbul Avcılar'daki üst geçidi kırmızı gül yapraklarıyla kapladı. Sabahın erken saatlerinde yolu oradan geçenler gözlerine inanamadı. Gel artık kollarıma, gül döktüm yollarına. Vallahi çok hoşuma gitti sabah sabah. Bayağı işe giderken bayağı moral oldu bana. Çok güzel bir şey. Her bayanın istediği bir şey yani. Merdivenler sürprizi açıldı. Size yapılsa hoşunuza gider miydi aynı? Tabii ki gitmez mi yani? Güllü romantik üst geçitten yürüyenler kendilerini film platosunda sandı. Şaşırdım. İlk defa görüyorum. Avcılar'da bu üst geçitten geçenler romantik bir sabah uyandı. Öyle ki üst geçidin merdivenleri zemini kırmızı gül yapraklarıyla kaplıydı. Görenler gözlerine inanamadı. Merdivenden geçerken biri birine evlilik teklifi etmiş gece zannettim. Birinin sevgilisi herhalde bir kutlama yapıyor diye düşündüm. Herkes farklı bir senaryo yazdı. Bazılarına göre kırmızı gül yapraklarının arkasındaki kişi evlilik teklif eden Mecnun, bazılarına göre ise af dileyen bir kocaydı. Çok güzel, ben beğendim. Üst geçidi ilk kez böyle görenler telefonlarına sarıldı. Şimdi ben de telefonu çıkarttım, çekecektim bir anda. Güzel, çok güzel. Harika bir şey, çok güzel bir şey yani. Kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Çevredeki güvenlik kameralarını da atlatan meçhul romantiğin kimin yoluna gül döktüğü şimdilik anlaşılamadı. Yaramaz bir karganın yol açtığı paniğin görüntüleriyle devam edeceğiz. Sanayi sitesindeki kaportacıya giren karga bir otomobilin anahtarını çalıp kaçtı. Ustalar, çıraklar anahtarı geri alabilmek için akla karayı seçti. Kaputun üstünde dolaştı, kaşla göz arasında anahtarı çalıp kaçtı. Oyunbaz karganın peşine düşen kaportacılar perişan oldu. Bu kargayı herhalde eğitmişler. Sanayide sabah saatleriydi. Kaportacı Yusuf Sezgen arkadaşlarıyla kahvaltı yaparken davetsiz bir misafir geldi. Poğaça getirdi kendine, bize bakıyordu kargaya. Poğaçasını aracın üzerine bıraktı. Karga ikram edilen poğaçayı didiklerken kaputun üstündeki anahtarı fark etti, seke seke gitti. Sonrası tam bir sürprizdi. Anahtarı aldı, uçtu gitti. Kaportacı ile arkadaşları karganın peşine düştü. Biz tam yaklaşıyoruz, anahtarı alıp gidiyor. Oradan oraya bir uçup bir konan hayvan 2 saatin sonunda insafa geldi. Anahtarı bir okulun çatısına bırakıp gözden kayboldu. Sanki bilerek eğitmişsin gibi şeyi. Bizimle bayağı dalga geçti karga. Bizi o anahtarı alana kadar canım. Yine de kargaya teşekkür ederim, anahtarımı bıraktım. Karabük'te bir çiftçi tarlasındaki yaprakların altında dev bir sürprizle karşılaştı. Kızartmadık diye ektiği kabak 40 kiloyu aşmış, boyuysa 110 santime ulaşmıştı. Aklına gelmeyen başına geldi. Kızartmalık kabak eken çiftçi rekor biçti. Bir tarlası 40 kilo 650 gram.
Fahri Akbıyık Karabük'teki tarlasında yaprakları kaldırınca hayatının sürpriziyle karşılaştı. Kendi yapraklarıyla beraber gizli bir ortam olmuş. Evirdi çevirdi şehre götürüp bir de orada tarttırmaya karar verdi. Herhangi bir ilaçlama hiçbir şey olmadı. Haklıydı. Sebzesi kendi kendine rekor kırmıştı. Dev kabak çarşıda da büyük ilgi topladı. Şu anda tam 40 kilo 650 gram. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda hava araçlarından iletişim destek sistemlerine kadar her alanda öncü teknolojilerle Türkiye'ye gücünü bir kez daha gösterdi. 120'den fazla ülke de kendi ürünlerini tanıttı. Avrupa'da, dünyada sesini duyurmuş 10'a yakın lokomotif firmamız var. Bu aslında daha sonra ortaya çıkardığımız farklı bir versiyonu. Havada, karada, denizde, insansız hava platformlarından son teknoloji mühimmatlara, şanlı Türk ordusu uzayda dahi göreve hazır. İletişim ve muhabere destek sistemlerine kadar her alanda söz sahibiyiz. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo Yeşilköy'deki fuar merkezinde kapılarını açtı. Amacımız özel sektörün bu alanda rolünü artırarak sektöre dinamizm kazandırmak ve maliyet etkin, sürdürülebilir projeler geliştirmektir. İşte Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla ürettiği Türkiye'nin milli ve özgün ilk insansız savaş uçağı. Bu görmüş olduğunuz mühimmatları ve daha fazlasını kullanabiliyor havada. Gökler artık kızıl elmaya, ona emanet. Savunma sanayi biraz özel. Üretilen her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Kusursuz çalışması gerekiyor. Ömrü boyunca hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri bu fuarda tanıtıldı. Biz kendimizi lojistik destek araçları segmentinde konumlandırdık. Tank taşıyıcı, kurtarıcı araçlar, akaryakıt tankerleri, konteyner taşıyıcı araçlar. 8x8 zırhlı derman aracımızı ortaya çıkardık. Bu 4x4 bir aracımız askerin nihai ihtiyacını karşılayabilecek hem de ömür devri boyunca fonksiyonelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek araçlara ihtiyacınız var. Savunma ve güvenlik sistemlerinin yanında yan sanayiye destek olan firmalar da sektörde genişlemeye devam ediyor. Biz de bu anlamda uyduda kullanılacak, uçakta kullanılacak özel yapıştırıcılar, özel kaplama malzemeleri, ısı ileten malzemeler, elektriği ileten özel malzemeler sağlıyoruz. Tadı dillere destan büryan kebabı Siirt'le Bitlis arasında paylaşılamıyor. İki şehrin ustaları da iddialı, bizim büryan daha hakikatli diyorlar. Peki aralarındaki fark nedir? İşte günün en lezzetli tartışması. Bu mahkemede kanıtlandı, büryan Bitlis'in. Abi mahkemeye mi verdiniz olayı, ne yaptınız? Tabii. Ben ne Siirtliyim ne Bitlisliyim, ben Diyarbakırlıyım. Tamam. Doğrusunu söylersem en güzel büryan Siirt usulü. Ya büryan aslan geçmişe bakarsanız Bitlis'in. Tamam, yediğiniz sonra... yediğiniz büryan Siirt. Büryanın en iyi yapıldığı yer Muş. Usta Muş diyor, Muş diyor. Türkiye'nin tartışmasız en iyi lezzetinden biri büryan kebabı, fakat nereli olduğu tartışma konusu. Kimisi diyor ki Siirt, kimisi diyor ki Bitlis. Tabii ki Bitlis. Bitlis'te mi güzel oluyor, Siirt'te mi güzel oluyor? Oranın yayla hayvanı. İster istemez oradan daha... Siirt'in daha güzel oluyor diyorsun. Orasının yayla hayvanı. Yok, hayır hayır hayır. Bitlis'te diyor ki kardeşim büryan bizimdir. En güzel de Bitlis'te yapılır büryan. O kendi fikrini söylemiş. Bu büryanımız da Siirt usulü biz hazırlıyoruz. Bizim büryanımız şu an bölgenin bir numarası. Siirt büryanı yapıyor adam. Yanında Bitlis daha iyi diyemezsin. Abi Siirt daha güzelmiş ya. Zaten daha güzel. Fakat asıl büryan olarak Bitlis'te icat edilmiş. Senin memleket nereydi ustam? Benim memleket Tatvan. Tatvan. Bitlis Tatvan. Ha, Bitlis'tesin, tamam, anlaşıldı. Aslında büryan aynı büryan, hayvan aynı hayvan. Arasındaki fark, biri kemikleriyle beraber yapılıyor, biri kemikleri ayrı yapılıyor. Bu kadar. Güzel de görünüyor. Bu hayvan Giresun notunu yemiş belli, çok lezzetli.
Ne Siirt'i ne Bitlis'i, Giresun büryanı, Giresun büryanı. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir partiye baskın düzenleyen polisleri şaşkına çeviren bir manzara karşıladı. Sözde eğlence adına bir kadın pisin ortasındaki kafese konulmuş, çevresine de maskeler, kırbaçlar bırakılmıştı. Tuhaf partiye katılanlar gözaltına alındı. Akıl almaz görüntü polisi bile şaşkına çevirdi. Eğlence mekanının tam ortasında bir kafes, kafesin içinde bir kadın vardı. Şu altayı getiren kimdi? Sen misin? İkinlik ver. Kafesteki kadının yanı başındaysa maskeler ve kırbaçlar duruyordu. Adres Beyoğlu'ydu. Akla zarar müstehcen partinin biletleri günler öncesinde internetten satılmıştı. Mekandan kimse çıkmıyor. Mekancı, aç. Partiye katılanlar polisi karşılarında görünce panikledi, ne yapacağını şaşırdı. Bayanlar, mekandaki müşteri bayanlar, herkes bu tarafa gelsin. Polis partiyi bitirmekle kalmadı, 32 kişiyi gözaltına aldı. Bayanlar buradan başka bir yere ayrılmasın. Kafesli partiye katılanlardan 8'i artık gerçekten parmaklıklar ardında, 8'i de tutuklanıp cezaevine yollandı. Mekandan kimse çıkmıyor. Mekancı. Bolu'da bir sürücü inanılmaz ama seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu söküp çıkardı. İşte hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye atan o pişkin yol magandası. Direksiyonu çıkardı, arkadaşına verip geri aldı, pişkin pişkin salladı. Trafiği tehlikeye sokan maganda, magandalığın sınırlarını böyle zorladı. Bolu'dan Ankara istikametine doğru seyir halindeki sürücü, sosyal medyadaki akımlara kendince yeni bir boyut kattı. Direksiyonu söküp yan şeritte bekleyen arkadaşına uzattı. Yol magandası bir süre sonra direksiyonu yeniden aldı, araç kullanırken bir eliyle salladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanan sürücüye ceza yazıldı. Otomobili de bağlandı. Bize ulaşabileceğiniz Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02. Tekrar edelim. Haber ve daha doğrusu haber önerilerinizi ve videolarınızı gönderebileceğiniz Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımız 0536 266 90 çift 0 90 02. Ayrıca bize sosyal medya adreslerimizden de ulaşabilirsiniz efendim. Efendim, Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.